Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere Rasta skin nasıl tasarlanır onu göstereceğim. Şimdi öncelikle atölyeye giriyoruz. Atölyeden oluşturmak istediğimiz eşyayı seçiyoruz. Burada birçok farklı eşya oluşturabiliriz. Rastla aklınıza gelebilecek var olan bütün eşyaların skinlerini buradan yapabiliyoruz. Evet arkadaşlar şimdi atölyeye girdiğimizde burada neler yapmamız gerektiğini hangi skinleri yapmak istiyorsak onları tek tek buradan seçebiliyoruz. Şöyle ben mesela AK-47 yapmak istiyorum. Mouse'umuzun sol tuşuna basarak WASD yaparsak bu şekilde oynayabiliriz. Evet mesela ben bu skin'i değiştirmek istiyorum. Bunun için ne yapmam gerekiyor? Önce edit'e geliyorum. Daha sonrasında burada 4 tane farklı yer var. İşte barrel şu uç kısım, magrip şu alt kısım, şarjör kısmı, main ana gövde, şu şu kısım, e, stok da şu arka kısım. Şimdi bunları nasıl değiştireceğiz? Bunları şöyle değiştireceğiz. Örneğin siz şuradan kattığınızda herhangi bir klasör seçip çıkarttığınızda bize bu dört farklı şeklin e, obje olarak uzantısını verecek. Şimdi diyelim ki bunu kaydettik. Daha sonrasında bu objeyi neyle açacağız? Daha sonrasında bu objeyi e, Adobe Substance e, 3D Painter e, ile açacağız. E, bunu açtıktan sonra daha öncesinden çıkartmış olduğumuz AK'nin e, parçaları örneğin e, öncelikli olarak barel değiştirmek istiyorum değil mi? Barel'i tutuyorum. Bunun içine atıyorum. Attıktan sonra burada kayalarda dokunmanıza gerek yok. E, daha sonra ilerleyen aşamalarda hepsinin detayını öğrenirsiniz. Buna okey diyorsunuz. Okey dedikten sonra buradaki neslimiz tam olarak buraya gelmiş oluyor. Şimdi bunda birçok değişikliği burada çok rahat bir şekilde 3 boyutlu ortamda yapabilirsiniz. Fakat e, bunun için tabii ki biraz ustalaşmanız lazım. Yani ilk başta sadece bunu boyayabiliyorsunuz ama daha sonra ilerleyen aşamalarda e, girinti çıkıntı verme bu e, nesneyi 3 boyutlu e, olarak e, tasarım yapmayı öğrendiğinizde çok daha güzel şeyler çıkartacaksınız emin olun. Şimdi buna ben size basit bir şekilde örneğin şu. Ya da dur bakayım. Evet bu. Mesela bunu üzerine atıyorum. Mesela şuna bölündü değil mi? Şimdi siz de daha sonrasında bu tasarım yaptığınızda ki mesela bunu e, bu şekilde bırakmanıza da gerek yok. Mesela bunu işte e, fırça harcımız seçip e, buradan e, renk ve dokuyu seçip. Mesela şu an beyaz olmalı. Evet beyaz. Buradan e, hatta biz bunu siyah yapalım. Tamam mı? Siyah yaptıktan sonra mesela diyelim ben şurayı boyamak istiyorum. Evet. Mesela bu şekilde boya atabilirsiniz. Ben şu an rastgele bir şekilde hiç e, özenmeden boyayacağım. E, bunu yaparken <laughs> özlenirseniz o kadar tatlı ve güzel işler ortaya çıkacaktır. Şimdi arkadaşlar boyamız bitti. Boyamız bittikten sonra File diyoruz. E, export Texture diyoruz. E, buradaki ayarlar böyle kalıyor. Ondan sonra buradan ben klasörümü seçiyorum klasörü seçtikten sonra şu output template'te burası için uygun olan Unity HD Render'ı da seçebilirsiniz. Universal da seçebilirsiniz. Ben burada Universal seçiyorum. Ondan sonra export diyorsunuz. Export dedikten sonra Rastımıza tekrar giriyoruz. Buradaki barrel'i seçiyoruz ee, buradaki skinlerimizin hepsini kaldırdık yani şunlar ben daha önce kaldırmıştım bunları bu şekilde kaldırıyoruz kaldırdıktan sonra ilk önce diffuse diffuse'a şu transparency'yi koyuyoruz Ondan sonra e, normale normal koyuyoruz Ondan sonra şu Specular Gloss'a da şu Specular Smutless'ı koyuyoruz. Ve e, rengimiz oturdu. Ama neden sarı oldu? Çünkü e, şunlardan kaynaklı evet Buradan e, verdiğiniz rengi e, ayarına yapabilirsiniz. Bu şekilde e, Rust'a e, farklı farklı skin üretmek e, çok kolay bir şekilde yapabiliyorsunuz. Tabii ki bunu 3 e, boyutlu işlemleri öğrendikten sonra daha net ve güzel şekilde yapabileceksiniz. İlerleyen derslerde e, zaten 3 e, boyutlu olarak e, ekstra öğeler nasıl eklenir e, ve neler yapabilirsiniz e, bunu göstermiş olacağım. E, videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalımı takip edip videoma like atarsanız bunun gibi derslerin gelmesini sağlayabilirsiniz. Hoşçakalın.